Mert Yılmaz'la birlikteyiz. İsmet'le birlikte piyasaları az önce Mert değerlendirdik. İstersen bu az önce aktardığımız S&P haberinin piyasa üzerindeki etkisini biraz yorumlayalım. Ne kadar fiyatlandı bir not indirimi? Özellikle bu kredi notu 3A olan ülkeler için. Şimdi 15 tane ülkeden söz edince tabii hangisi ne kadar fiyatlandı onu kesmek çok mümkün. Ama herhalde gözler biraz Almanya, Fransa tarafında. Şunu söyleyeyim yani... İşin ucu Almanya ve Fransa değmediği sürece çok büyük bir dalgalanma yaratacağını düşünmüyorum. İkinci konu bence şu, bütün dünyada bu uluslararası kredi derecelendirme kuruluşların bence kendi kredibiliteleri artık sorgulanır hale geldi. Ama en azından Güney Kıbrıs'ı ve Yunanistan'ı bu işin içine dahil etmemiş olmaları konuya biraz daha vakıf olduklarını gösteriyor. Dediğim gibi yani tabii ki bir iyimser hava yaşanıyor işte 9 Aralık'taki toplantının. Bir olumlu beklentisi dünkü Merkel-Sarkozy görüşmelerinin sonuçları bir yukarı doğru ivmelenme ya da bir niyetlenme söz konusuydu. Bu açıklama tabii bir miktar gölgeledi ama dediğim gibi yani adı geçen bugüne kadar geçen ülkelerle ilgili olası bir not indiriminin bir kısmının önemli bir kısmının fiyatlandığını düşünüyorum. Ama özellikle Almanya başta olmak üzere Almanya ve Fransa'ya da bu işin ucu değerse tabii o farklı bir senaryo, farklı bir kaygıyı tekrar piyasanın gündemine getirir. S&P herhalde tarihte bir ilke daha imza atmış oluyor. Dün akşamki bu kararıyla aynı anda ilk kez bu kadar sayıda ülkeyi izlemeye aldığını söylüyor. Zamanlaması da tartışma yaratan başlıklardan bir tanesi oldu. Zaten açıklamada da söylüyor. Diyor ki AB Liderler Zirvesi'ni bekleyeceğiz. Kararımızı hemen sonrasında vermeye çalışacağız. 3 aylık bir zaman var. %50 ihtimalle bu ülkelerin notu ya inecek ya sabit kalacak. Şimdi İsmet şöyle bir şey var. Zaten piyasaların en istemediği şey her şartta belirsizlik. Yani herkes bir belirsizlik yaratmak için elinden geleni yapıyor. Siyasetçi de yapıyor. Piyasadaki oyuncular da yapıyor. İşte kredi derecelendirme kuruluşları da yapıyor. Yani hakikaten artık bu derecelendirme kuruluşlarının verdikleri kararlar ve zamanlamaları da iyiden iyiye bir rahatsızlık ve soru işareti yaratır hale geldi. Yani piyasaların sevinmesine çok fazla izin vermiyor gibi gözüküyor kredi derecelendirme kuruluşu. Ama tabii piyasaya baktığım zaman ben Burçak özellikle İMKB tarafında yükselişlerde biraz daha geriden takip ediyoruz ama takip ediyoruz. Düşüşlerde de biraz daha mı dirençli kalıyoruz? Aslında son dönemde öyle pek olmadı. Yani geçtiğimiz yakın zamanda yurt dışı piyasa tutunurken biz çok sert satışlarla tekrar 48 binlere kadar geri geldik. Ondan sonrasındaki tepkimiz belki biraz daha o sert düşüşün etkisiyle oldu. Gerçi Avrupa'nın da altında kalmıştık evet, bu dönemde. Ama... Sadece şunu merak ediyorum. Yani bu yükseliş sonrasındaki kar satışlarının sınırlı kalmasını 9 Aralık beklentilerine mi bağlamak gerekiyor İMKB için? Şimdi İsmet şunu söyleyeyim. Birincisi evet bir miktar direnç gösteriyoruz ve bence göstermeye de devam edeceğiz düşme konusunda ama yukarı yönde gitme iştahımız olsa da bu biraz yurt dışıyla paralel tabii ki ama en önemli göstergelerden bir tanesi işlem hacmi ve çok da fazla kayda değer bir işlem hacmi yok. Dolayısıyla referans olarak işlem hacmini aldığımızda bu ne kadar aşağı yönlü ya da yukarı yönlü hareketlere referans olur onu kestirmek güç tabii ama tabii ki dün işte Sarkozy-Merkel görüşmesi sonrasında 9 Aralık'taki toplantı bunlar tabii ki bir miktar şey yaratıyor. Beklenti yaratıyor. Klasik mümkün olabildiğince yıl sonuna yaklaşılırken olabilen en iyi seviyelerden bir kapatma iştahının söz konusu olduğu gözüküyor ama ben şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz dönemlerde seninle yaptığımız yayınlarda da konuştuk. Ya ortada çok ciddi bir sorun var. O bataklık kurumadığı sürece hakikaten nasıl kuruyacağını da bence kimse bilmiyor kurutulacağını da. Yani zaman zaman bu tip gerçek anlamda da aşağı doğru baskı yaratacak haberler ve kaygılar tekrar ön plana gelecek. Sanki bu liderler zirvesinde o işte umut için bir zemin oluşacak gibi. Yani bu krizin çözümle ilişkin olarak. Buna yani benzer açıklamalar da böyle bir hava yarattı. Buna benzer zirvelerin hepsinin öncesinde buna benzer beklentilerle bezendik, bekledik ama şöyle bir şey var. Yani ama şu fikre katılıyorum. Evet sanki biraz daha olayın vahametinin kavrandığı ve bir eşgüdüm içinde ancak bir şeyler yapılırsa çözüme ulaşılabileceği konusunda bir fikir birliği var. Bu biraz olumlu etkiler tabii ki. Çok temkinli konuşuyor Mert bugün. Bütün sanki hani bu liderler zirvesi öncesinde bırakın hani pozisyonu açmayı tam tersi belki de bunu bir satış fırsatı olarak kullanmak gerekiyor gibi.